Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere orkide bakımında uyguladığım ve çok memnun kaldığım bir yöntemden bahsedeceğim. Orkidelerde çok fazla kökler görebiliyoruz. Bazen saksı içerisinde bakın çok fazla kökü olduğu gibi bazen de yukarı doğru, havaya doğru uzanan kökler görebiliyoruz. Bu kökler genel olarak hava kökleridir. Ve bu kökler zaman ile kuruyabiliyor ya da görüntü olarak çok güzel görünmeyebiliyor ve bundan dolayı da hava köklerini kesmek isteyen e, takipçilerim olabiliyor. Bugün özellikle bu konuya değinmek istedim. Hava kökleri kesilir mi? Yani eğer hava kökleri saksının dışarısında çok fazla benim orkidemdeki gibi uzadıysa kesmek mi gerekiyor? Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Hava köklerini kesinlikle kesmeyin. Hava kökleri orkideler için çok önemlidir. Eğer hava kökleri kuruduysa ve artık odunsu bir yapıya gelip aktif ya da canlı değilse bu hava köklerini yeniden canlandırabiliriz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Hemen sizlere uyguladığım bir yöntemi detaylarıyla göstermek istiyorum. Kuruyan, solan, ve artık e, ölmek üzere olan hava köklerini canlandırmak için ihtiyacımız olan bir kase dolusu su. Eğer sizin de orkidenizin hava kökleri çok fazla uzadıysa orkidenize benim yaptığım gibi bir kaseye su doldurup bu şekilde kuruyan kökleri daldırabilirsiniz. Yani bu şekilde orkidemize toprak içerisindeyken su kültürünü uygulamış oluyoruz. Hava köklerini suyun içerisine koyduktan kısa süre sonra bakın renginde hemen bir değişiklik oluyor. Normalde hava köklerinin rengi saksı içerisindeki kökler gibi açık yeşil olmaz. Sadece bu şekilde grimsi bir yapısı vardır. Fakat suyun içerisine koyduğunuz zaman bakın rengi biraz daha parlak ve canlanmaya başlıyor. Bu uygulamayı özellikle orkidenizin saksı içerisindeki kökleri eğer çürüdüyse ve yumuşamaya başladıysa birkaç hava dalını benim yaptığım gibi bir kase suyun içerisine kısa süreliğine koyarsanız orkidenizin yeniden canlandığını göreceksiniz. Çünkü bu yöntem ile orkideye aslında toprak içerisindeyken su kültürü uygulamış oluyoruz. Hem toprak içerisinden gerekli suyu nemi alırken hem de bu su sayesinde orkide gerekli nemi sağlamış oluyor. Orkidelerde nem çok önemli. Özellikle eğer gerekli nem yoksa orkidenizin köklerinin kısa süre sonra kuruduğunu görebilirsiniz. Bu uygulama ile hem orkidenizin yanında bir kasesi olduğu için nem sağlayacaktır, ortam nemine de yardımcı olacaktır hem de e, su kültürü uygulayarak köklerin yeniden canlanmasını sağlayacaktır e, koyduğum su az olduğu için biraz daha koydum ve böylelikle e, köklerin iyice daldırmaya çalıştım e, bu uygulamayı çok uzun süre yapmayın kesinlikle sadece kısa süreli yapın bir hafta yapıp e, ara verebilirsiniz Eğer kökler aktif olmazsa Tekrar bu uygulamayı yapabilirsiniz. Fakat kök uçları aktif olmaya başladıktan sonra, yeşilimsi olduktan sonra artık bu uygulamayı yapmanıza gerek yoktur. Ve bu uygulama ile 3-4 hafta içerisinde orkidenizin köklerinin canlandığını görebilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle bakın sonucu da paylaşmak istiyorum. Biraz önce göstermiş olduğum orkidemin bakın kuruyan ve solan kök uçlarının şu anda canlanmaya başladığını, yeşil ve aktif olduğunu görebiliyoruz. Bu orkideler için çok önemli. Özellikle orkidenin hava kökleri bize orkidenin gelişimi hakkında, sağlığı hakkında bilgi sağlıklı veriyor. Sağlıklı bir orkidenin kök uçları bu şekilde canlı ve aktif olur. Fakat eğer orkideniz sağlıklı değilse, herhangi bir problem varsa, kök uçları bu şekilde aktif ve canlı olmaz. Bu yüzden hava kökleri çok önemli orkideler için. Sağlıklı bir orkide demek özellikle kök uçlarının aktif olması ve orkidenin bol bol yeni çiçek dalı çıkarması, yeni yapraklar çıkarması demektir. Eğer orkideleriniz bol bol yeni çiçek dalları ve yeni yapraklar çıkarıyorsa bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Bakın gördüğünüz üzere bu orkidem hem çok fazla hava kökü var hem de çok güzel uzun bir çiçek dalı var. Ve uçtan da uzamaya devam ediyor. Bunlar yine orkidenin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bakın diğer bir orkidem hem yeni yapraklar çıkarmaya başlıyor hem de yeni çiçek dalları çıkarmaya başlıyor. Bütün bunlar orkidenin kökleri için çok önemlidir. Eğer orkidenizin kökleri e, gelişiyorsa, gelişimi eğer aktif ise bu orkidenizin çiçek dalı çıkarmasına büyük bir etken sağlar. Diğer bir önemli nokta ise orkide yetiştirirken mutlaka ortam nemi çok önemlidir. Hava köklerinin en önemli faktörlerinden bir tanesi de ortam nemini sağlarlar. Hava kökleri özellikle havadan ısı, ışık ve nemi alarak orkide'nin gelişimini hızlandırır. Eğer orkidenizin hava kökleri ucu kuruyorsa bu orkidenizin özellikle ortam neminin de yetersiz olduğunu gösteriyor. Sizler de bunlara dikkat ederek orkidenizin ortam nemini sağlayabilirsiniz. Peki orkidenizin hava kökleri bu kadar fazla uzadıysa ne yapmak gerekiyor? Orkidenin hava kökleri ile ilgili sizlere diğer bir tavsiyem eğer çok fazla uzadıysa ve görüntü olarak güzel durmuyorsa Sizler orkideni orkideniz için e, ikinci bir saksı kullanabilirsiniz. Orkide gerekli olan ışığı genel olarak yapraklardan alır ve bu da orkidenin kök gelişimi için aslında yeterlidir. İkinci saksıyı tercih ederken geniş olması gerekiyor. Kesinlikle dar bir saksı tercih etmeyin. Eğer geniş bir saksı tercih ederseniz bu şekilde elinizi koyduğunuz zaman eğer elinizi rahatlıkla saksının içine koyup çıkarabiliyorsanız bu ikinci saksı genişliği için yeterlidir. Hem böylelikle ortam nemini daha da çoğaltır e, ikinci saksı ve böylelikle orkidenizin daha hızlı bir şekilde gelişme de Yardımcı olur. Hem de hava köklerinin e, o, saksı içerisinde dolanarak e, o, görüntü olaraktan da güzel bir görüntü oluşmasına yardımcı olur. İkinci saksı orkidenin köklerinin ışık almasını engellemez. Orkide asıl ışığı yapraklardan alır. Yaprakların mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Eğer ikinci saksı kullanırsanız bunun sonuçlarını da zaten kendiniz fark edersiniz. Ben bir yıldır ikinci saksıyı kullanıyorum. Hem böylelikle saksı altından çıkan kökler ile hem de hava kökleri orkidenin ikinci saksısının içerisinde rahatlıkla yerini almış oluyor ve görüntü olarak da güzel olmuş oluyor. Hem de fazla nemi sağladığı için orkidenin gelişimi daha iyi oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen Beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına eğer sorularınız varsa sorularınızı yazmayı unutmayın. Eğer bu anlattığım yöntemleri deniyor ve sonuçlar alıyorsanız özellikle yorumlar kısmında sonuçları paylaşırsanız böylelikle takip eden takipçilerim de e, sizlerin de yorumlarınızı görmüş olurlar. Hoşçakalın sağlıkla kalın.